Kinoanın zararları nelerdir? Kinoa, üzerinde saponin adı verilen bir madde ile kaplıdır. Bu maddenin vücut içerisine alınması, özellikle başta mide olmak üzere sindirim sisteminde tahrişlere neden olmaktadır. Bu yüzden kinoa, tüketilmeden önce bol su ile iyice yıkanmalıdır ve daha sonrasında tüketilmelidir. Yapısı gereği karbonhidrat içermektedir. Bu durumda kinoanın tüketilmesini önemli ölçüde etkilemektedir. Fazla miktarda tüketilirse kan şekeri regülasyonunda bozulmalara sebebiyet vererek vücudun kan şekeri dengesini bozabilir. Bu durumda kinoa tüketilmesi azaltılmalı veya kesilmelidir. Kan şekeri regülasyonunda oluşan bozukluklar kan şekerinde ani dalgalanmalara sebep olur. Bu ani dalgalanmalar kan şekerinin kolay bir şekilde düşüp, kolay bir şekilde yükselmesine sebep olmaktadır. Bu durumda, açlık-tokluk merkezini etkileyerek, kişinin fazla miktarda besin tüketmesine ve sonucunda obez bir birey haline gelmesine neden olur. Alerjik reaksiyonlara sıkça maruz kalan kişilerin, kinoa tüketmeden önce bir doktor ve diyetisyen ile görüşmesi gerekmektedir. Aşırı miktarda tüketilen kinoa, yüksek protein içeriğinden dolayı, böbreklerin yükünü arttırarak, böbrek fonksiyonlarında bozulmalar meydana getirebilir. Böbrek fonksiyonlarındaki bozulmalara bağlı olarak, kişilerde böbrek yetmezliği görülebilir. Genel anlamda bakıldığında, kinoanın zararları gözlemlenmiştir. Bu yüzden tek dikkat edilmesi gereken konu, diğer besinlerde de olduğu gibi, kullanım miktarıdır. Her şeyin fazlasının zarar olduğunu unutmadan tüketmemiz bizlere oldukça büyük faydalar sağlayacaktır. Bu yüzden tüketimi belirli miktarlarda yaparsak herhangi bir sıkıntı oluşmayacaktır. Tüketim konusunda bir diyetisyenden yardım alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.